Geçenlerde İtcan'la konuşurken takdir etme, edilme konusu açılmıştı. Kendisi Amerika'dan döndükten sonra insanları takdir etmeye başladın. Hasta onları yeterince takdir etmediğini, pozitif şeyleri de ödüllendirmediğini düşündü. Ve bunu yapmaya başladıktan sonra da kendisini takdir eden adam, her şeyi takdir ediyorsun kardeşim sen kıl mısın gibi bir hale getirildiğini biraz da şaka oldu konuşmuştuk. Ben de bu konu açılınca tekrar geçmişten bugüne bu takdir edilme konusunda ne kadar dertli olduğumu tekrar hatırladım. Neydi bu dert aslında hayatımızda işte birçok şey yapıyoruz yani okul hayatında bir başlıyor ödevlerin derslerin işte hayatında olanlar ona yardım buna yardım bir şeyler tamam bir şeyler üretiyoruz yapıyoruz ama günün sonunda ne kadar takdir ediliyoruz ve edilmedikçe ne oluyor aslında şunu fark ettim yani takdir edilmedikçe ya da küçücük bir teşekkür bile edilmedikçe yani takdir edilmekten kastım tabii şu da anlaşılmasın yürü be aslansın ne iyi yapmışsın be. İnanılmaz yürüyorsun kardeşim. Böyle bir yürüme yok. İyi, çok iyi koşuyorsun. O ne şuttu falan. Ya. Devamlı bir övülme hali de değil bahsettiğim aslında. Çok basit şeyler. Yani bir karşılık, bir tepki gibi aslında. Bir etki tepki konusu gibi. Buradan da Matrix'e bir selam oldu. Yani bu olmadıkça bu sefer bir kendine güvensizlik başlıyor. Özellikle bende başlıyordu. Ulan yeterince iyi yapmadım mı? Yanlış mı yapıyorum? yani bir yerde hata mı var? Neden böyle oluyor? Allah Allah ulan Yine somurttular ulan bunu yaptık ödevi de yaptık hoca hoca bile e, hiçbir şey demedi ulan ne yapacağız daha nereye gideceğiz bu biraz beni yormaya başlamıştı bu tabii bir güvensizlik hissi yaratıyor zamanla hatta bunu hatırlayanlar onu olur aranızda Star Trek'te e, Barkley vardır Barkley karakter onun bir bölümü vardı orada da kendisini ifade edemeyen bir mühendis olarak e, ekip arkadaşlarının bütün Enterprise ekibini, Türkçe'de de Atılgan ekibini Holodeck içerisinde sanal olarak yaratıp onlara karşı böyle özgüvenli hareket ettiğini, onlara karşı nasıl özgüvenli konuştuğunu hayal ettiği bir dünya yaratıyordu ve kendine bir güven, e, sahte bir güven sağlamaya çalışıyordu. Güzel bölümdür. Onu da izleyebilirsiniz ki Star Trek bölümlerimizde de liste halinde kanalda duruyor. Hemen de reklamı sokayım. Neyse dağıtmayayım konuyu. Peki nedir bunun nedeni? Yani biraz bunu düşündüm. Yiğit canlı muhabbet açıldıktan sonra hatta bunu bir süredir düşünüyorum. Ya yani bu videoyu aslında yapmaya bir ay önce falan karar vermiştim. Ama bugün neymiş? Yani düşündükçe şunu fark ettim. Aslında birinci konu sanırım Türkiye ikliminden başlıyor. Yani Türkiye her şeyin çok zorlaştığı bir iklim. Yani iş bulmak zor, hayatta kalmak zor. Belli kesimler için bu daha da zor. Lgbtler, kadınlar, çocuklar. E her şey onlar için her gün daha da zorlaşıyor. E bütün insanlar için en zor olan ortak noktalardan biri şu anda da Türkiye'de çalışmak, iş bulmak, para kazanmak, o parayla bir şeyler almak, hayatını ikame ettirmek, e, idare ettirmek e, çok zor gidiyor şu anda. E böyle olunca da aslında bunun e, bu zorluğun nedeninin çok geçmişe dayandığını biraz hissetmeye başladım. Neydi aslında bu? İşte hep ekmek aslanın ağzında geyiği vardır ya. Yani evet, hep bir zorluk var ve size karşı taraf yani bu devletiniz ekonomi genel kapitalist şartlar dünya şartları size yeterince bol şans sunmuyor ve kısıtlı bir şans var, kısıtlı imkanlar var. E bunun içinde ne oluyor? Siz sınav zamanından itibaren hep birilerinin üstüne çıkmaya, birilerinin önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Özetle bir rekabet ortamı oluyor. E böyle bir rekabet ortamında sizce takdir etmek ya da bunun üzerine takdir edilmeyi beklemek mantıklı mı? İşte olmuyor. Yani çünkü herkes birbirinin üstüne basmaya çalışıyor, yenmeye çalışıyor, rakip görüyor, kavga çıkıyor ve devamlı siz orada iyi bir şey yapsa bile onu zorlamaya, manipüle etmeye, önüne geçmek için belki de iyi yaptığı bir şeyi bile sadece takdir etmemekle kalmayıp bir de kötü göstermeye çalışıyorsunuz. Bunu hepimiz yapmışızdır. Bakın bunu sadece hani siz yapıyorsunuz anlamında da söylemiyorum. Yani ben de bunu belki de fark ederek, belki de fark etmeden zamanında yaptım. Hele de okul hayatı bu açıdan zordur, iş hayatı da zorludur. Ama iş hayatında bir noktada tabii yönetici olunca işler değişiyor. Orada olaya daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. İnsanların emeği, emeğinin karşılığı gibi konular sizi daha fazla etkilemeye başlıyor. Etik konular daha fazla etkilemeye başlıyor. Orada biraz işler değişiyor ama tabii herkesin de böyle bir bakış açısı yakalayabilecek bir imkanı, şansı olmayabiliyor. Tabii bu rakip konusundan sonra ne oluyor işte hep bir böyle karşı tarafta kötü niyetli yorumlar birikiyor. Bunlar bir yerden sonra size yansıyan e, yorumlar değil beyanlar oluyor. Yani size bir beyanda bulunmaya geliyor. Oraya. Sen şöyle kötüsün böyle kötüsünden de çok kendi beyi anlatıyor. Bak sen yanlışsın ben şöyle doğruyum çünkü bunları yaptım diye bu sefer kendini orada öne çıkarmaya çalışıyor. Bu sizin bir işiniz olabilir patronunuza yaptığınız bir sunumda orada bulunan biri olabilir. Yaptığınız bir videoda alta gelen yorum olabilir bunları yaşıyoruz ve bu kötü niyetli yorumlar genelde hep aradan daha çok göze batan e, üreticiyi, çalışanı, öğrenciyi ya da herhangi bir ortandı kim varsa orada onu etkileyen konular oluyor. Yani yüzlerce iyi yorum oraya gelmiyor ama o kötü yorumlar arasından bir tane sizi iğneleyecek bir tane sizi baskılayacak size karşı böyle kötü bir beyan yapacak bir iş geldi sizi çok etkileyebiliyor. Tabii işte bunun arkasından gelen ne peki ben de yaparımcılık. Yani bunların arkasından gelen genelde ben de yaparımcılık oluyor. Nedir bu ben de yaparımcılık? Yani genelde yapılmıyor bu arada. Yapılmaz yani, olmaz. Herkes siz bir şey yaptığınız anda görür. Aa ya biz bunu planlıyorduk ya. Ben mikrofon aldım, kamera aldım, televizyon aldım, araba aldım. İşte sınava girdim, işte dil sınavını geçtim ama ama başvurmadım, gitmedim, yapmadım, üretmedim, başlamadım. Ama siz yaptığınız anda ben de yapacaktım zaten. Ben de yapabilirdim. Sen yaptın ama iyi yapamıyorsun. Bak ben daha iyi yapabilirim hissiyatıyla gelen böyle bir aslında e, rakibe saldıracak bahanelerle yıllardır ya da uzun süredir engellediğimiz bir tembelliğe bahane bulmuş oluyoruz. Bunu ben de yaptım. Yani bunu yine itiraf edebilirim. Çünkü bu biraz da insani bir durum. Çünkü korkuyorsun. Korkuların geçmişten geliyor ki zaten bu konunun özeti de o. Yani takdir edilmemekte geçmişten gelen o tetiklenen korkuların sizi bir şey üretmeye de itmiyor. E böyle olunca başka üretince bu sefer bir kıskançlık içgüdüsü başlıyor. Aa ulan o yaptı. Ben niye yapmıyorum? Kıskanıyorum. O zaman şimdi bu sefer ne oluyor? Karşınızdaki iyi ya da kötü bak. Hiç buna girmeden baktığımızda onun iyi ya da kötü bir şey üretip üretmediğine bakmadan tamamen o kıskançlıkla gelen yorumlara geçiyoruz. Yine bu noktada kendime bakarsam evet bu kıskançlıkla bir anda o tetiklemeyle yazılan yorumları ben de yapmışım bir zamanda. Yaptım da yani yapmışım da demeyeyim itiraf edeyim yaptım. Ama ne oldu? Bir noktadan sonra bunun doğru olmadığını, bunu beni daha da aslında sıkıntıya sürüklediğini, üretmedikçe daha fazla bunalıma sürüklediğini hissettim ve bundan sonra, yani bu noktadan sonra böyle bir şey karşıma geldi. Ya ben bu kişinin işine mi bakıyorum, kişiliğine mi bakıyorum? Bir sakinlemeye başladım. Yani burada benim yapacağım yorum kıskançlığımla çıkacak bir yorum mu? Önce bunu bir sakinleştirmeyi öğrendim. Onu bir kenara koydum. Sonra da eğer yani bir yorum yapacaksam da, ...tamamen onun kişiliğinden bağımsız... ...tamamen işine odaklı... ...ki sevdiğim için de... ...hani sevmediğiniz birini tabii ki... E, ...onunla çalışmak zorunda değilsiniz... ...departmanınızı bile değiştirebilirsiniz... ...sevmediğiniz biriyle iş yapmak zorunda değilsiniz... ...sevmediğiniz birini izlemek zorunda değilsiniz... ...ama bazen de içerikler... ...üretilen şeyler sizin ilgi alanınıza girer... ...merak edersiniz... ...kalitelidir çünkü... ...vazgeçemezsiniz... ...dersiniz ki ya ulan... Tamam ben bu kişiye sinir oluyorum ama... ...şimdi bir dakika ya. oturup doğru konuşalım. Bu da iyi bir şey yapmış. İşte bu noktada şuna bakmak lazım. Yani ben bu kişiye gerçekten bir... E, ...yorum mu yapacağım? Yoksa ben bunu o duyduğum kıskançlıkla... ...onu gömmeye mi geldim? Amiyane tabiriyle. Bunları yapınca biraz daha rahatladım. Yani biraz o aslında kıskançlığı... ...kendi üzerime baskı olarak almaya başladım. Ulan ben bu işi kıskanıyorsam... ...ve bu kişi iyi yapmışsa... ...o zaman benim ve benim alanımda ben de daha iyi yapabilmeliyim. Niye erteliyorum? Niye yapmıyorum? Çünkü çünkü tembelim. Ya yani bunu niye yapmadığımı anlamaya başladım o zaman. Bu baskıyı biraz pozitife çevirdim. Hatta buna literatürde Jordan baskısı da <laughs> yok, yok şaka. ama biraz onunla benzeşebilir. Yani dikkat edersiniz Jordan, Michael Jordan Last Dance belgeseli çıktığında herkes ona çok şaşırmıştı. Kendisine bahaneler yaratıyordu. Onda ona karşı üstünlük taslandığını, ona karşı ondan daha iyi olunduğunu söylendiğini. Hayır ben daha iyiyim kanıtlayacağım size. Siz yapıyorsunuz ama ben daha iyisini yapabilirim demeye çalıştığını anlamıştı herkes. Tabi bu izlerken sahada çok anlaşılmıyor. Sadece hırslı bir adam görüyorsunuz. Yani bu, ha, bu ne kadar sağlıklıdır, bu kadar hırs, motivasyon, çünkü milyon dolarların döndüğü bir piyasa orası. O başka bir konu, o tartışır, onu psikologlar çok daha iyi açıklayacaktır. Ama benim kendi hissiyatım, benim daha kendi ortamımda, daha basit alanımda, iş hayatında, YouTube'da, Twitch'te, belki okulda, belki aile hayatında, yani bunu da atlamamak lazım. Daha sakin, bunu daha pozitif ve kendi üretkenliğinize çevirecek hale getirebilirsiniz. Aslında aile demişken bir konu daha var burada. Ailenin sizi takdir etmesi. Ama bunun öncesinde şunu açmak lazım. Belki de takdir edilmekle ilgili e, en büyük pardon takdir etmemekle ilgili en büyük tetikleyici bence bunun bir acizlik olarak görülmesi. Özellikle de Türkiye'de. Ve bunu aile tarafından açıklamaya çalışırsam ve bizdeki baba figürü şeydir. Baba serttir, otoritedir, anne sağ sıvazdır, baba sol kuraşedir hesabı. Böyle bir hep böyle sert durur. Sevdiğini gösteremez. Öyle çok takdir etmez. Baba bak şunu yaptım, bunu yaptım. Okulda şöyle oldu falan. Ay falan olur. Siz de pek ilgilenmez gibi gözükür ama bir yandan da aslında yapması gerekir. Bakın yapıyordur. Arkada çok romantiktir demiyorum. Çünkü öyle olmayan çok baba var. O romantikliğe düşmeyin. Derdim o değil. Derdim bunun aslında pozitif bir şey olduğunu anlaşılmaması. Çocuğunuza etki edecek, pozitif etki edecek bir şey olduğunu anlaşılmaması. Ha bunu ben çocuğum var diye anlatmıyorum ama ben bir çocuk olduğumda bana yapılmadığı için yıllarca bunun sıkıntısını yaşadığımı söyleyebilirim. Yani en basit şey bile ya, ya bir maç kazanmışsınızdır altyapıda heyecanla gelirsiniz ya işte bugün kazandık şöyle oldu böyle oldu ha iyi bir su getir falan. E şimdi işte takdir etmek edilmek belki de işte bu babanın duruşunda ya da iş yerinde patronunuza çok önemli bir sunumu yaptığınızı ve işte müşteriye nasıl ürün sattığınızı anlatırsınız. Tamam iyi şimdiki sıradakine geçelim o zaman falan. Halbuki orada sizi motive edecek bir durum da var. İş yerleri öyle olmalı. Ama ev motivasyon alanı değil. Ev sizin mutluluk alanınız olmalı. Ev sizi karakter olarak geliştirecek yer olmalı. Ama böyle olunca ondan yani babanızdan ailenizden gelen tepkiler sizi bilemeye başlıyor. Daha da kötü böyle ulan böyle görürüz demek ki böyle olacak deyip siz de bu sefer dışarıya saldırmaya başlıyorsunuz. İşler çırından çıkıyor. Yani bence takdir etme edilme kısmındaki etmeme kısmındaki en büyük sorun kesinlikle bunun bir acizlik olarak görülmesi. Tabii takdir etmek, takdir etmek her şeyi takdir etmek işin biraz da bazen kolay yönü oluyor. Bunun bir tersi de yok mu? Tabii ki var. Toksik pozitivite biraz da bu. Hatta yine bir örnekle geçeceğim burada. Yani bu kanalın da konusu olmuştu. Ted Lasso benim yakın dönemde izlediğim en güzel dizilerden biri. Hala izlemediyseniz Apple TV'de ya da artık malum yerlerden bularak izleyebilirsiniz. Kanalda da videosu var. İsteyenler bakabilirler. Ted Lasso karakterinin çok toksik bir pozitivitesi vardı aslında dizinin belli bir noktasına kadar. Ve bunun biz nereye gideceğini ara ara görsek de sonuna kadar çok anlamıyorduk. Ve bu toksik pozitivite bir noktada daha doğrusu biraz da yanlış fazla pozitivite, fazla takdir etmek, fazla karşındakini yanlış yönlendirmeye kaymaya başlıyordu. Ve ne oluyordu? Karşındakinde sahte bir özgüven. Yani yaptığı şeyler aslında o kadar da başarılı değil. Hataları var. Yanlış şeyler yapıyor ya da birilerine zarar verebilecek hatalar yapması ama ya önemli değil sen yine iyi yaptın hiç merak etme doğrusun. Evet bu konuda çok iyisin en iyisi sensin. Evet süpersin dostum daha iyi git falan böyle bir sahte bir de yani sahte bir takdirde gelen konu aslında karşınızdakini yanlış yönlendiriyor. Ve o dizide de bir karakter ki spoiler vermeyeceğim bu yanlış yönlendirme sonucunda yanlış kararlar almaya başlıyordu ve kendi hayatını kariyerini etkiliyordu. Şimdi bunu hayatımıza çok görürüz ki yakın dönemde hele de Türkiye'de bu biraz da tabii arkadaş ortamında bu daha naif ve saf olabilir. Bazen sadece ya o gün de üzülmesin ya çocuk diyebileceğiniz konular olabilir. Bunları ayrı tutuyorum. Bunlar olabilir. Yani gidip de arkadaşınıza her seferinde ya sen ne şöylesin böylesin falan diye girmenizin anlamı yok tabii. <laughs> Yanlış anlamayın. Ama işte ne oluyor? Burada kötü olan ne? İşte kötüye kalitesize... size yani yanlışa bir övgü başlıyor. Bu toksik ele gelen durumda. Çünkü karşınızdakinin bazen sizden çıkarı olabilir. Bir şeyler bekliyor olabilir. Ya bunu hemen maddi düşünmeyin. Tabii para da olabilir, manevi bir şey de olabilir. Bir torpil de bekliyor olabilir. Sizi kayırmasını bekliyor olabilir. Size kendi alanında bir yer açıp ona da böyle gel baba bak sen de videoya çık. Sen de anlat bak ne güzel övüyorsun beni biraz da gel burada öv demesini istiyor olabilirsiniz. Her şey olabilir yani ama bu işte sahte. Ve bunun sonuçları zaten genelde olmaz. Kavga ile biter bir şey olur, sıkıntı çıkar. Ama bunun toplumsal tarafına baktığımızda işte bu sosyal, kültürel e, gelişimde böyle bir cephe alma içgüdüsü doğuyor o zaman. Ya ortada yanlış bir şey var. Ama bir, bir kısım çıkar için takdir etmeye devam ediyor. Çok iyi, çok iyi abi bozma iş. Tamam bizde o. Bu da işin işte toksik tarafı. Yani buna da dikkat etmek lazım. Yani bir kişi bir de sizi, ya, de bir arkadaşınız sizi böyle gereksiz övüyorsa... Yanlış anlamayın konunun başında Yiğitcan'ın açtığı taraf onun pozitif tarafıydı. Ben şimdi başka bir şeyden bahsediyorum. Şuradan da anlayabilirsiniz. Sizi dinlemez aslında. Sadece sırasını bekler konuşmak için. Siz anlatırsınız anlatırsınız. O sırası gelince çok pozitif şeyler söyler. Ve aradan bir vakit geçer. O konu tekrar açılır. Siz hatırlatırsınız ve hatırlamaz. Ve o zaman böyle ulan herif hiç dinlememiş ki beni. Yani ne anlatmışım Ulan bir de bana diyor ki bu, bu konuda beni övdü yani ben bu konuda yükseldim ulan hayvan herif. Ne hale geldim senin yüzünden olursunuz. İşte mesela Ted Lasso'daki konu tam olarak da buydu mesela. Neyse yani e, takdir edilmek aslında tek bir tepki değil. Yani anlık bir tepki değil bir süreç. Bir görev de değil bu. Bazen öyle de bakılıyor yani bir görevmiş gibi. Evet anlat evet hı hı hı. -hı. Öğretmen de olsanız şimdi öğretmen de pozitif olmalı ya da işte e, negatif ceza vermemeli bir öğretici hatta daha doğrusu herkes olabilir. Koç olabilir, e, okulda bir öğretmen olabilir, başka bir alanda bir yönetici olabilir her şey olabilir. Bu da Negatif olmadan negatif yönlendirmeden ceza daha doğrusu bunu teknik olarak ceza demeden de aslında karşınızdakine hata yaptığını hatırlatıcılar kurabilirsiniz yapabilirsiniz. Ama işte bunun ters tarafı da hani pozitif tarafında da böyle bir görev gibi evet ben patronum seni takdir ediyorum evet burada hata düşün seni dövüyorum falan hani bunun bir dengesi olmaz anlatabildim mi bir, bir gün böyle bir gün böyle ya bir takdir ediyorsun ertesi gün dövüyorsun falan bu da bu da olmaz yani or bu bir süreçtir biraz da böyle etki tepkile başlar bazen sizin de takdir almanız gerekir yukarıda olsanız da ya da takdir edilmesi gereken kişi siz misiniz gibi konumlansanız da sizin de bir takdir görmeniz lazım. Bu da işte bir karşılıklı bir süreç. Yani her şeyi rakip görmek, hiç tanımadığınız birine devamlı böyle hatalar aramak, aman çocuğum şımarmasın diye takdir etmeyeyim demek. E bu sefer ne olacak? Çocuk da size bileniyor. Sizin, sizin isteklerinize, sizin taleplerinize, sizde bir şeyler yapmaktan hem, hem karşı geliyor hem de sizde bir şeyler yapmaktan kaçıyor. Yani böyle olunca işte Takdir etmenin tek bir alan, tek bir görev, tek bir an olmadığını düşünüp biraz daha bunun bir süreç ya olan hani ben de takdir görürsem, ben de takdir edersem, ben de takdir görürüm ve bu süreç böyle devam eder ve en azından ortamda böyle doğru bir hava yatırız Bak sadece pozitif de demek istemiyorum burada çünkü şey de çok yokum açıkçası o romantik pozitiflikte de, de çok yok. Hani toksi de geçtim. Ne olursa olsun dramatik bir şekilde her şeyi de pozitif algılamak da hatalı. Çünkü ortada bir acı olabilir. Ortada gerçekten ciddi bir hata olabilir. Bunları da açık açık konuşmak lazım. Tartışmak lazım. Ama işte karşınızdakine bilenirseniz bunun bir böyle basit bir tepki gibi görürseniz de sonuçlar kötü oluyor. Bir çıkar ilişkisine dönmeye başlıyor. İyi baba sen benim takdiri verdin geçen ay bende iki takdirin kalmıştı. Onu alttan veriyorum şimdi cepten böyle rulo yaptı falan. Öyle olmaz. Öyle yürümez o iş. Ama tabii son olarak da şunu söyleyebilirim. Yani takdir etmek edilmek belki bu videodan sonra ya da belki de hayatınızda sizin de önemli bir yer alıyordu. Baktığınızda karşınızdakine de çok dayatabileceğiniz de bir şey değil. Peki o zaman ne olacak? İşte o zaman da bir çözüm bulmak lazım. Yani artık o ortamlardan çıkmak mı? O kişileri hayatınızdan çıkarmak mı? Açık açık konuşmak mı? Hadi bu da biraz tuhaf bir durum. E ben hiç takdir etmiyorsun falan. Onu da diyemezsin. İşte bu sürecin biraz doğal gelişmesi lazım. Eğer bulunduğunuz ortamlar bu sürecin doğal gelişmesine izin vermiyorsa yani ortamda sizin yaptıklarınızla ya da siz yaptıklarınızla bir empati yaratamıyorsanız, bir empati oluşmuyorsa belki de orada bulunmamanız lazım. Görüşürüz.